Mehmet Boynu Kalın tekrar üniversiteye geri döndü. Ama başlattığı süreci devam ettiriyor. İlla da Ayasofya imam olması gerekmiyordu. Ama Ayasofya'nın ilk imamı olma onuru ona ait ve bu görevi hakkıyla yaptı. Toplumda da karşılığını buldu. Aslında kendisi de sadece bir akademinin dört duvarları arasında öğrencilerine ders veren bir bilim adamı olmaktan çıktı. Ayasofya ile birlikte toplumla, ümmetle, cemaatle kucaklaştı. Dolayısıyla hem Ayasofya için önemli bir başlangıçtı, hem de Boynu Kalın için yeni bir başlangıç oldu bu süreç. Mesajları aynı şekilde devam ediyor. Artık sırtında bir bürokrasi kamburu yok. Şöyle deyince hangi siyasi partiden kimin alınacağı ya da Diyanet Teşkilatı üzerinde bir takım baskılara sebep olup olmayacağı endişesi yok. Daha önce de aslında Boynu Kalın benzer mesajları veriyordu. Ama şimdi artık herkes Boynu Kalın'ı tanıyor. Ve Boynu Kalın da bu dönemde elbette Ayasofya imamı olmasından sonra tanınmasıyla bağlantılı olarak daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulmuştu. Onun için bu süreç evet Ayasofya imamlık görevinden uzaklaştırılması onu sevenleri üzdü. Bu üzerinde durulması gereken bir konu. Onun boşalttığı makama bundan sonra gelecekler o uslubu korumazlarsa, o titizliği göstermezlerse bu hem Diyanet'e hem de toplum nezdinde bu karara sebep olanlar üzerinde ayrı bir baskı oluşturacak. Onun için bana kalırsa Boynu Kalın'ın koyduğu çıta önemli bir çıtaydı ve bu çıtanın altına kimsenin de inmeye cesareti olmaz. Onu eğer Diyanet kadroları içerisinde hiyerarşik bir ayrıca görevden alma kararı olmasa bile o kişi üzerinde toplumun baskısının giderek artacağını da hesaba katmak gerekir. Onun için bundan sonra gelecekler o mirası, o gelinen çizgiyi koruma konusunda daha dikkatli olurlarsa, eğer alacaklarsa birileri alsınlar. Sonra ne olur? Bir daha altına indiremezler. Yoksa eğer bir kaleyi düşürüyorlarsa yol olur. O zaman da hem Diyanet bundan zarar görür, hem Ayasofya üzerinde spekülasyonlar artar, hem de Ayasofya'nın sevinci Müslümanların gönlünde başka bir burukluğa dönüşür. Onun için ben tabii görevden alınmasaydı derim. Kaldı ki görevden alınma değil, kendisi herhalde konuştuktan sonra bu konunun daha fazla tartışma konusu edilmemesini gerekçe göstererek istifa etti. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da o görevini Ayasofya değil ama ilahiyat çatısı altında bir bilim adamı olarak, bir ilahiyatçı olarak sürdürecektir. Kendisine hayırlı, sağlıklı bir ömür, hayırlı ve güzel bir ölüm diliyorum.